Sa'd ibn-i Rabi'i duyduk mu hiç? Sa'd ibn-i Rabi'i, ashab-ı kiramın büyüklerindendir. Uhud'da şehit olmuştur. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Çok etkilemişti beni bu kıssa. Ben bunu ilk kez, ona da Allah acil şifa versin, Muhammed Ali Sabuni hocamızın Safahat Müştika Min Hayati Resul diye bir eseri var. Orada okumuştum. Çok eski. Sa'd ibn-i Rabi'i. Uhud'da tabii ki düşman yaralarıyla birlikte yere düşmüş, son nefeslerini verecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da o anda onu sormuş. Demiş ki, eyne Sa'd ibn-i Rabi'i? Sa'd bin Rabi nerede? Ashab-ı kiram hemen onu aramaya koyulmuşlar. Bunun üzerine bir sahabi gitmiş onu bulmuş. Diyor ki, onu bulduğumda diyor, baktım ki kendisine vurulan kılıç darbeleriyle, yaralarıyla birlikte yere yatmış, şehadete ramak kalmış, son nefeslerini veriyor. Dedim ona ki diyor, Resulullah seni sordu. Aleyhissalatu vesselam, nerededir dedi. Ne diyeyim Resulullah'a? Dedi ki, sellim minni aleyh, benden ona selam söyle. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah'a selamımı ilet ve ashaba da şunu söylüyorum dedi. Resulullah'ın yanında olan sahabeye, arkadaşlarına şunu söylüyorum. Vallahi la uzra lekum indallah in halasa ila nebiyyikum şey'un ve lekum aynun tatrif. Aynen orijinal ifade, asli ifade bu. Ashaba de ki, Allah'a yemin olsun ki, şayet Resulullah'ın bir kılına zarar gelir de, siz Resulullah'ın o kılına zarar gelmiş olmasına rağmen hala bedeninizde can taşıyorsanız, hala da sağsanız, ölmediyseniz, siz ölmeden Resulullah'a bir zarar geldiyse, vallahi yarın ruzi mahşerde Allah katında verecek hesabınız yok demiş. Ya. La uzra lekum indallah. Allah katında yarın özrünüz yok. Allah'a hiçbir mazeret beyan edemezsiniz. Resulullah'a sahip çıkın. Muhteremler, Sa'd ibn-i Rabi'in bu vasiyeti, bu tavsiyesi, bu nasihati sadece sahabeye değil ha. Resulullah'ın sünneti inkar ediliyor, aslanlar gibi kükreyeceğiz. Resulullah'a tezif ediliyor, tahkirvari ifadeler kullanılıyor, orada meydan yerine çıkacağız. Ne güne duruyoruz? Resulullah'ı savunmayacaksak, ashabı savunmayacaksak, İslam'ı savunmayacaksak, bu uğurda fedakarlık yapmayacaksak, yeri geldiğinde canımızı da ortaya koymayacaksak, niye yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz? Yemek içmek için mi yaşıyoruz? Böyle iş olur mu ya?